Rüyada açık kapı görmek. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre anlamları değişir arkadaşlar. En küçük detay rüyanın anlamını değiştirir. Sevgili arkadaşlar rüyada açık kapı görmek. Bakın. Sembollerde en ufak değişiklik ya da yanında başka şeyler varsa işte diyor ki ben diyor sevgilimi gördüm niye gelir? Hani sevgilinin yüz ifadesi nasıldı? Yani masada mı oturdunuz? Sandalyede mi oturdunuz? Masada nasıl oturulacak? Sandalyeyle oturulacak tabii ki. Parkta mı oturdunuz? Alışveriş merkezinde miydiniz? Başka hangi semboller vardı? Yani sevgilinin en fazla arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Yüz ifadesi şey eder, duyguları belli eder arkadaşlar rüyada ve en çok onlar görülür. Yüz ifadeleri görülür insanlara dair. Ben örneğin iş başvurusu yaptığım yerin sahibini kızgın bakarken gördüm. Adamla o gün tartıştık. Hani birinin küs insanın size gülmesi ya da sizin küs olduğunuz insana gülmeniz onunla barışacağınız anlamına gelir en küçük detay rüyanın anlamını değiştirir. Normal bir kapı var arkadaşlar. Açık kapı. Örneğin kapıyı açmaya çalışıyorsun. Kapı açılmıyor arkadaşlar. Kulpundan tuttun böyle asılıyorsun. Gelmiyor kapı açılmıyor. Yani heveslendiğin ya da yapmak istediğin şey olmayacak. Ben yeteneksizsinize dört kez başvurdum arkadaşlar. Gerçekten gittim elemelerine. Almadılar beni. Geçemedim ya. Ya kedi çıktı köpek çıktı ben çıkamadım arkadaşlar. Yani öyle oldu. Şimdi şanstır arkadaşlar. Açık kapı, açık kapı görüyorsun. Ama bak hani rüyada detaylar çok önemli diyorum ya. Kapıyı açtın. Kapıyı açtın. Rüyada kapı açmak çok güzel. Ama karşına köpek çıktı. Karşına şey çıktı. Böyle canavar çıktı vesaire çıktı. Bu iyi değil. Ben bu rüyayı gördüğümde arkadaşlar ismini vermeyeyim. Bir yerde çalıştım. Yani çok güzel, gösterişli bir yerde dışarıdan baktığında hani dersin ki ah burası keşke benim olsa. Orada işe başladım arkadaşlar. Oradaki insanlar leş karakterliydi. Ağızlarından küfür eksik olmuyor. Yalan çok söyleniyor vesaire arkadaşlar. Orada fazla duramadım. 3 günden sonra oradan işi terk ettim. Yani orada da rüyamda da gördüğümde kapıyı açtım. Karşıma böyle hoş olmayan şeyler. Hani şimdi söylemeyeyim. Şeyler gördüm arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar ona geldi. Yani kapıyı normal bir şekilde, açık bir şekilde görüyorsan bu çok güzeldir. Şansın sonuna kadar sizden yana olduğunuza, yeni bir umut, yeni para kazanılacak yerler, yeni bir hayata yeniden başlama sembolüdür arkadaşlar. Açık kapı sembolü. Ama kapıyı açtın karşına ateş fışkırdı arkadaşlar. Ya da aç, kapıyı açtın su doldu. Suyun dolması güzel ama sizi boğacak seviyeye geldi. Bu tehlikedir. Bunu gördüğümde karşıma tinerci çıktı arkadaşlar Beykoz'da. Yani kış günleri özellikle arkadaşlar akşama doğru çok çıkıyorlar. Çünkü hani üşüyorlar yani Allah yardımcıları olsun. İşte sigara istedi, para istedi. Allah'tan benim karşıma çıkan tinerci iyi niyetliydi. Yok abi deyince çekti gitti. Başkası olsa yani üstünü arayanlar var. Neler neler var arkadaşlar çok tehlikeli bir şehir İstanbul. Allah güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. İstanbulluların da yardımcısı olsun. Yani hani diğer şehirlere benzemez arkadaşlar. Tehlikenin diğer adı İstanbul'dur Türkiye'de. Tehlikeli şehir, zor bir şehir. Sevgili arkadaşlar açık kapı görmek şanstır. Şansın sizden yana olmasıdır. Yeni bir iş imkanıdır. Hayata yine böyle pozitif, mutlu bakacağınızı, bakmanızı sağlayacak insanlardır, olaylardır, güzel olaylar yaşamaktır açık kapı. Ama dediğim gibi detaylar önemli. Normal açık bir kapıyı gördüysen şanstır. Gayet güzel. Yeni değerlendirmen gereken fırsatlardır, imkanlardır gayet güzeldir arkadaşlar. Yani hayırlı güzel şeylere sahip olacağının işaretidir. Ama kapıyı açtın dediğim gibi işte hani başka hangi semboller vardı? Açık kapı sembolü bir şeyleri kolayca elde etmek anlamına da gelir arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.